Arkadaş bizim fanımız bu arada. Şu en başta adam var ya. Odaya gitmek istiyordum. Ben yine değilim. Arabayı yukarıda bırakıyorsunuz ve yürüme yolu uzun gibi gözüküyor. Hala yürüyoruz. Merhabalar. Ben Çağrı. Ben Aylin. Bugün Kocaeli Kandıra'da Kerpe'ye geldik. Güzel bir koya gidiyoruz. Bu başlangıç devam hemen geliyor. İşte Kandıra'ya bağlı Kerpe'ye geldik. Yani Kocaeli yani kısaca. Kocaeli'ye bağlı, Kandıra'ya bağlı Kerpe. Oldu. Evet, bayağı uzattım. Şu an yürüyoruz. Arabayı yukarıda bıraktık. Yani buraya gelmek isteyen arkadaşlar için. Arabayı yukarıda bırakıyorsunuz ve yürüme yolu uzun gibi gözüküyor. Hala daha yürüyoruz. Evet. Biraz da kötü topraklı bir yol. Evet, yani yürüme müsait de toprak tabii, yol tabii. Sadece. Pantolonunuzu büyük ihtimal tozlanacaktır. Biz burayı internet üzerinden gördük. Yani standart zaten. Instagram'dan hatta. Çok beğendik. Buraya kesin gidip görmeliyiz dedik. Tam bizlik bir yer. Yani biz bu tarz yerleri çok seviyoruz. Onun için şu an koşa koşa gidiyoruz oraya doğru. Aslında orası çok bilindik bir yer. Allah Allah. Evet. Yani Instagram'da falan ben bayağı görmüştüm burayı çok çok öncelerden. İşte biz biraz yeni keşfe çıkacağız burayı. Yani öyle oldu. Bizim için yeni bir yer. Biz izleyenler de için de yeni olsun. Evet. Hiç görmemiş gibi izleyin. Şimdi mutlu konuşabilirim. Aradığımız yeri bulduk. Vazgeçmişken bulduk diyebiliriz aslında. Kahvaltıyı orada yapacağız. İleride birkaç nokta gördük. Şimdi geri dönüyoruz. Eşyalarımızı almaya. Eşyalarımızı alıp burada güzel bir kahvaltı yapmayı düşünüyoruz. Burada arabayı park ettikten sonra yürüme yolu bayağı uzun. 15 Biz, dakika falan. Evet, ileri gitmişiz. Şimdi gelmek isteyen arkadaşlar için olmadı videosunu baştan çekeriz. Burada tabii. Buraya gelirken nereden girilmesi gerektiğini gösteririz. Evet. Aslında yol var. Hani normal araba yolu gibi yapılmış. O yoldan biz girmedik. Daha ileridir diye düşündük. Ama yoldanmış. Tekrar göstereceğiz zaten. Burada böyle birçok koy var. Mühim olan sadece buradan aşağıya inebilmek. İlk girdiğimiz yoldan aşağı doğru devam ederken yollar sağlı sollu bir şekilde ayrılıyor. Yani daha doğrusu aralarda küçük küçük girişler var. O girişlerin hepsi farklı koylara, farklı güzelliklere çıkıyor. Geldik, hemen sizlere de gösterelim. Evet, buradan aşağı. Malzemeleri indirdik. Şu an buranın bir tadını çıkaracağız. Öncelikle kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltıdan sonra buraya küçük bir gösteririz. Ekstra buranın drone videosunu da çekeceğiz. Değil mi? Tabii ki. Bu görüntü kaçmaz. Aynen öyle. Az önce beni yine gömmekle meşguldü de sözleriyle. Her zamanki gibi. Çağırdı. Ve çok güzel bir yer bu arada. Çok mutluyuz. Sözlerimi çok mutlu olduğum kelimelerle başlamak istiyorum. Şimdi beni çekmezsin. Yandık. Ben yine değilim. Niçin? Bak şurayı istiyordum. Gösterir misin bak? Şu en başta adam var ya. Evet, oraya gitmek istiyordum. Bizden sonra geldiler ve oraya oturdular. Biz geldiğimizde doluydu. Ama ortam çok güzel bu arada. Yani aşırı güzel. Ben yüzme bilmiyorum ama burada suya girebilirim. Burası çok sessiz sakin bir yer. Aileler var ama yani ses yok yani. Çok güzel. Aylin direkt suya girmeye başladı direkt. Tamam ıslatma etrafını. Yani kuma gireceksin tekrar. Çok güzel. Soframızı kurduk. Kahvaltımıza başlıyoruz şimdi. Açlıktan ölüyoruz arkadaşlar. Saat 11 oldu ya. 11, hatta 12 değil mi? 12. 12 olmuş 12 saat olmuş. Ya. 7'den beri ayaktayız. Kahvaltımız yine başlayacak. Çağrı 7'den beri ayakta. Ben öbür 2 saat kesmedim. Evet. Bak şurada bir arkadaşımız daha var. Bize ortak oldu. Ortaklarımız gün geçtikçe çoğalıyor. Artık millet bizi takip ediyor. Biz de gelmek istiyorlar. Biz de kıramıyoruz. Acıyoruz. Takipçimiz, fanımız. Arkadaş bizim fanımız bu arada. Artık kapatıyorum, yemeğe başlayalım. Drone'u kaldırdık ama kaldırma anını çekmeyi kaçırdık. Şu an keyif senin yalnız. Bize de göster bakayım neler varmış ya. Şu anlık bakınıyorum sadece.
Neyse, bu güzellikler de zaten yani video içerisinde olacak. Nasıl hareket ediyor? Bilmiyorum. Hiç belli olmuyor. Belli olmuyor mu? Hayır, hiç belli olmuyor. Şu an sağa sola yaparak bakıyorum. Yani şu an tam bakmıyorum. Tabii önce bir keşfini yapalım. Ondan sonra çekersin. Ama çok güzel yer diye biliyorum. Küçük bir görüntüsünü görmüştüm başkasından. Buranın bütün drone videosu gelecek. Muhtemelen vlogdan sonra da gelir o da. Yeşil yeşil alanlar varmış. Aa, çok güzelmiş. Buralar çok cidden güzel. Çok güzel. Bu videoyu da izlemeniz gerekiyor. Hayatçım, su nasıl? Su muhteşem arkadaşlar. Su aşırı sıcak. Denize girdiğimde inanıp yapmadık nedense. Biz de anlamadık yani böyle bir şey niye yapmadık. Ama kesinlikle buraya gelirseniz kesinlikle suya girin. Kesinlikle. Kaç defa söyledim bilmiyorum. Biz masayı kurduk böyle suyun. Neyse ben gidiyorum. İçine. Ben sen artık şuralardan oluruz hayatım. Ya girsen bir şey olur mu? Ama korkamayız. Ben de şimdi burayı göstermek istiyorum biraz. Böyle geceden çadırınızı alacaksınız ya da sabahtan her neyse geleceksiniz ve burada herhangi bir noktaya kurulacaksınız. Çadırla konumlanabilmeniz için aslında birkaç alan mevcut burada. Böyle birkaç tane ağaç altı var. Bir iki kuytu köşe var. Çağrı'yı ikna edersem eğer bir gün çadırımızı alıp şuradaki gibi gelip buraya kurulabiliriz. Değil mi hayatım? İnşallah. Karavan istiyorum. Karavan almıyor. Çadır istiyorum. Çadıra işte bakarız hayatım diyor. Ondan sonra da ben gezginim diyor. Böyle gezgin olunmaz. Biz evden başlıyoruz gezmeye. Olay bu zaten. Oo. Gezmek budur. Bir yerlerde kalmak gezmek değildir yani. Hayır ya, ya düşünsenize burada çadırınızı almışsınız, gelmişsiniz. Akşamdan ya da sabahtan vakit geçirmişsiniz. Sabahtan evden kalkmışsınız buraya gelmişsiniz on numara. Hayır ya. Sonra akşam eve dönüyorsunuz kendi yatağınıza. Sabah gün ağarırken burada gün aydınlanmasını ve gün batımını izlemek kadar mükemmel bir şey olamaz. Ben kazanmıyorum. Biz aslında tam da bu manzaraya karşı oturmak için gelmiştik. Hatta şuradaki suyun içine oturmak için gelmiştik ama maalesef şurayı bir tık göster. Orası doldu. O zaman hayatım ben oraya ama sen koşuyorum. Cıfı cıfı yapa. Yalnız buradaki su oradan... Soğuk mu? Orası daha sıcak. Sıcak mıydı öyle? Evet. Manzara bu çok güzel aslında. Yani biz aşırı beğendik. Yani şöyle diğer tarafları göstermek gerekirse komple. Yani koyup bu şekilde. Burada aslında aklınıza ne geliyorsa onu yapabilirsiniz. Güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Yani pikniktir, mangaldır, denize girmektir. Hatta bizim bir sonraki planımız buraya sabahtan gelip bütün gün geçirmek. Ve denize Çağrı'yı girmek. Çadır konusunda ikna edebilirsem belki burada bir kamp da yaparız. Burası için çadır ikna olduğum gibi sanki. Hadi bakalım. Evet, o zaman İlerleyen günlerde göreceğiz. Arkadaşlar iniş yolu burası. Yani ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gerçekten çok dik. Yani burada biraz zorlandık biz. Özellikle Aylin zorlandı. Yani etekle geldiği için aslında zorlandı. Yani buraya gelecek arkadaşlar etekle gelmesin. Ayaklarını açamıyorlar. Benim gibi olmayın. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Yollar. Ben komando gibi her şeyi sıkladım. Ne kadar da karısını düşünen bir erkek. Yol bitmiyor ki. Yürüyerek 10 dakika ama eşyayla 20 dakika gibi. Geçen defa şu yeşil şeylerden demiştik. Buralarda bir yerde scooter falan arıyoruz yani o derece şu an. Ayaklarımız yürümüyor artık. O yeşil şeylerden yok mu İstanbul'da? Evet. Şimdi daha fazlasına ihtiyacımız var. Benimle dalga geçen Çağrı. Hadi şimdi de benimle dalga geç. Hadi benimle dalga geç. Ya sabah akşam çalışıyorum diye gelip burada yürüyorum. Hadi be, her seferinde çalışıyorum. Ağlama bize burada. Benim kondisyonum çok iyidir de.
Şu an değil. Şu yolu geldik. Yemek yemem lazım. Bu yola devam edeceğiz. Et yemem lazım, et. Bana et al. Yorgunuz. Et mi istiyorsun bir tane? Evet. O zaman yine bir varsa köfteci Yusuf yapar mıyız? Kesinlikle olur. Neyse hadi biz yolumuza devam evet. edelim. Eşyalarımızı bıraktık ve geldik. Nereden geleceğini göstermek için durduk burada arkadaşlar. Yani yol zaten şöyle araba sırasını görüyorsunuz. Evet. Art ön tarafta da hatta göstereyim. Şu ve ön sağ tarafta da doğru devam ediyor. Devam ediyor. Ya buraya geleceğiniz zaman kesinlikle sabah saatlerinde gelin. Aslında yer almak amaçlı. Biz perşembe, bugün perşembe. Hafta içi gelmiş olmamıza rağmen burası full. Yani size öyle söyleyeyim. Gelip böyle güzel bir yer almak için sabahın 7'sinde 8'inde burada ol. Yoksa gelin. Köşede bir yere geçiyorsunuz. Çok tadı çıkmayacaktır yani büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum. Tabii tercih sizin. Yol göstereceğiz dedik. Elleriniz çok doluydu. Gösteremedik yolda. Şimdi buradan anlatalım. Yani buradan girdik arkadaşlar. Evet. Şöyle girdik. Dümdüz devam ediyoruz. Araba yolu zaten burası. Araba yolundan devam ettiğiniz zaman sol tarafa bir araba yolu daha giriyor. Oraya doğru dönüyorsunuz. Zaten yol sizi o indiğimiz yere götürüyor. Bu kadar basit aslında. Ortalama 15 dakika yürüyoruz. Yani 15-20 dakika yürüyoruz. Biz evet. dinlene yani eşyamız olduğu için yürüdük. Yani bizim 20 dakika sürdü öyle söyleyeyim. Ama en hızlı yürüyüş tarzıyla bile biliyorum. En az 10 dakika sürecektir. Aklınızda olsun. Google Maps'te konumu bulabilmeniz için de Eski Kerpe Burnu yazarak gelmeniz gerekiyor. Zaten konum sizi buraya kadar getiriyor. Yani şurada küçük bir tabela var. Şöyle sarı alan. Şöyle şurada. Üzerine yazıyor. Kerpe Antik Limanı yazıyor arkadaşlar. Orayı gördüğünüz zaman da durabilirsiniz. Biz şimdi buradan farklı bir konuma geçeceğiz. İki video yapacağız çünkü çok uzatmak istemedik videoyu. Diğer rotumuza geldik. Diğer rotumuz Acarlar Longozu'ydu. Ama hüsrana uğradık. Biz buraya nereden baksanız bir 4-5 sene önce falan gelmiştik. Muhteşem bir yerdi. Şu an işletme kaynıyor. İçeri girmeye çalıştık. Kapalı dediler. Kişiler kapatmış. Yani evet. Anlayamadık nasıl kişiler kapatabiliyor. Ve konuşan kişi aşırı kaba bir insan. Hüsrana uğradık. İstanbul'a geri dönüyoruz. Evet. Dönüş yani. Yoluna geçiyoruz. Evet. Yani videomuzu da böyle kapatmış olalım yani. Tekrar kendinize iyi bakın. Başka bir rotada başka bir gün artık görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.